大家。Hiç konuşamadım seninle, kusura bakma. Belki. Gergin bir elime, gergin bir gala. Batuhan'la tartışmış olsak da bir erkeğin gururuna sığmayacak bir hareket yaptın. Özünde iyi bir insan olabilirsin. Bana yapsaydın yüzüne bile bakmayabilirdin. Beyza. Deriz. Kızlar evinde seninle birisinin tanışma yoluna gireceğini düşünmüyorum. O yüzden yeni aday bence daha mantıklı. Bireysel değil, genel olarak ev için aldığım bir karar. Yolun açık olsun. Mert. Kişisel hiçbir sorunum yok. Sadece güvenmiyorum. Aynen. Saygısız, iftiracı bir çocuksun. O yüzden seni özlüyorum. Fat. Bana karşı ilgin varsa teşekkür ederim. Çok tatlı bir kadınsın ama sessizliğin sinir bozucu. O yüzden Tatyana, seni seçiyorum. Hasret. İşler planladığın gibi gitmediğinde çirkinleşiyorsun. O yüzden seni yazdım. Bu da sana cevabım. Ozan. Sebebi bu evde biraz ilişki yaşama ihtimali düşük gördüğüm için hakkında hayırlısı olsun. Rümeysa. Davranışlarını samimiyetsiz ve saygısız bulduğum için seni yazıyorum. Oğuz. Benim için çok kolay bir karar olacak. Gerçekten daha önce neden bu kadar düşünmedim bilmiyorum ama dünyanın en net kararı kesinlikle gitmelisin. Burada yerin yok. Dilara. Gereksiz eleman. Üzgünüm, ne yapayım? Kaldım tek başına, mecburdum. Bay. Görkem. Evde maskesi erken düşen birine oyun vereceğim. Samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum. Ve burada kalmayı hak etmiyorsun bence. Buse. Seni çok seviyorum. Aslında çok da iyi anlaştığımızı düşünüyorum arkadaş olarak ama senin dengin birini burada bulabileceğine inanmıyorum. Ve yazacak kimsem olmadığı için üzülerek seni yazıyorum. Oğuzhan. Kızlar evinde konuşulan stratejileri gelip erkekler evine anlatmak, erkekler evinde bir koal oluşturmak ne olursa olsun bir ihanettir. Bende de ihanetin affı olmaz.
Leyla. Ah, iyiyim iyiyim, başım döndü sadece. İyiyim. 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 Bu kadar düşünüyorsan bu duruma sokmasaydın. Özür dilerim. Leyla'cığım, bir yerinde bir şey yok değil mi? Yok, iyiyim. Teşekkür tamam. ederim. Onur. Çok sessizsin. Hiç girişken değilsin. O yüzden. Beyza. Normalde senin adını yazmayacaktım. Ama diğer ismini yazmak istediğim arkadaşım koruma altına alındığı için ve senin de eş bulacağına inanmadığım için seni yazıyorum. Görkem. Ve son oy Murat. Beyza Nur, sen çok güzel şakalar yapıyorsun. Sana çok güzel şakalar yapacağım ama burada değil. Böyle moda değil. Çok sessizsin Tatyana. Sevgili yarışmacılar ve sevgili izleyicilerimiz, yeni sezonun ilk oylaması tamamlandı. Şimdi sonuçları açıklayacağız. Sizler oylarınızı kullandınız ve sizlerin kararları doğrultusunda bugün aramızdan biri ayrılacak. Haftanın birincisini göreceğiz hep birlikte. Haftanın birincisi bu ödül çekinin sahibi olacak. Hemen oylama sandığımızı rica ediyorum. Alkışlarla buraya alalım lütfen. Evet, oylama sandığını açıyorum. Hayırlı ve de uğurlu olsun arkadaşlar yeni sezonda. Yani ekran başında izleyicilerimiz uygulamamıza gönderdikleri, kısmetse olur Aşkın Gücü uygulaması ve El Poder de Lamor'a gönderdikleri oylarla kendi hikayelerini yazıyorlar, sizin için yazıyorlar. Ve siz burada tercihlerinizle, kararlarınızla bambaşka bir hikaye yazıyorsunuz. Bakalım bu nasıl bir sona götürecek, hep birlikte göreceğiz. İlk haftadayız, önümüzde geri sayımı çoktan başlamış. Toplamda 100 günümüz var. Bakalım ilk haftada elenen isim kim olacak? Tatyana. Görkem. Onur. Tatyana. Onur. Beyza. Tatyana. Onur. Beyza Nur. Onur. Beyza Nur, bu nedir? G-H-I. O benim ismimin kısaltması. Efendim? İsmimin kısaltması. Görkem. Han Işık. Onur. Beyza. Onur. Tatyana. Onur. Beyza. Beyza Nur. Beş oy. Son bir oy kaldı. Onur. Onur 8 oy. Görkem 1. Tatyana 4. Beyza Nur 5. Oy arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki erkekler evinden Onur'u buraya elenme adayı olarak havuzun oraya alacağım. Buradan da Beyza Nur'u yerine alacağım. Haftanın birincilerini de yanıma rica ediyorum. Mert ve Eliz, yanıma gelir misiniz lütfen? Sevgili izleyiciler, evet, ilk haftada karşımıza çıkan manzara bu. Yeni çift, taze çiçeği burnunda şipimiz, Yeliz ve Mert favori olarak seçildiler.
ve yarışmacılarımıza aday olarak karşımıza Onur ve Beyza Nur'u çıkardılar. Sizler oylarınızı kullandınız ve oylarınız sonucunda Mert ya da Yeliz ikisinden biri haftanın birincisi olacak ve aynı zamanda bu çekin sahibi olacak. Evet, ödül güzel ama yanında gelen bir sorumluluk var. O da şu ki eğer Mert birinci olursa evini korumuş ve Onur'u koruma altına almış olacak. Dolayısıyla elenen Beyza olacak. Eğer Yeliz kazanırsa aynı şekilde Yeliz kendi evini korumuş ve Beyza'yı koruma altına almış olacak. Dolayısıyla da Onur'la vedalaşacağız. Heyecanlı bir an, gergin bir an biliyorum. Haftanın birincisini açıklamadan önce Onur ve Beyza, sizlerden birer cümle almak isterim. Beyza'cığım seni dinleyeyim öncelikle. Yani Öykü Hanım, şimdi beni elemek istiyorlar ama ben ilk başta direkt girer girmez kendi kişiliğimi ortaya koyduğum için rahatsız oldular herhalde. Ama ilerleyen zamanlarda ben görürüm göremem bilemem. Ama kendilerinin birbirlerinin gerçek yüzlerini gördüklerinde benden tiksindiklerinden daha çok birbirlerinden tiksineceklerini ben inanıyorum. İnşallah yanlış bir tabir değildir tiksinmek. O yüzden hepsine başarılar diliyorum. Bu aşamada anlayışla karşılıyorum diyeyim. Kesinlikle öyle. Hiçbirine kızmıyorum. Gayet normal. Kızmıyorsun. Dediğim gibi ama yani buradan kurtulursan gerçekten güçlenerek geri dönmüş olacaksın. Çünkü genelde öyledir. Bol şans diliyorum sana. Teşekkür ederim. Onur. Öykü Hanım, öncelikle kızlara teşekkür ederim. Zaten ismimin potaya gideceğini biliyordum. Çünkü kimseyle, yani kimse hakkında yapmacık konuşmadım. Gerçek görüşlerimi ve düşüncelerimi söylediğimi düşünüyorum. Yani bazı insanlar gibi potaya gitmeyeyim diye yapmacıklık da yapmadım. Örnek veriyorum, Ayşe'den hoşlanmıyorsam direkt hoşlanmadığımı söyledim. Veya Fatma'yı seviyorsam direkt sevdiğimi söyledim. Bazı ilişkilerde bir yanlışlıklar oldu. O yanlışı da söyledim ama doğrular olduğu zaman doğruları da söylemeye çalıştım. Herkesin hakkını herkese teslim etmeye çalıştım. Belki buraya katılış amacım sorgulanmıştır kızlarca. Ben de bazen sorguluyorum. Gerçekten yalan yok. Ben de bazen sorguluyorum. Ama şanstır işte. Ya da derler ya, böyle doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar diye. İnsan rahatsız olacağı şeyleri duymak istemez ya. Ben de genelde rahatsız olacakları şeyler söylediğim için potaya gittiğimi düşünüyorum. Canları sağ olsun. Ben hepsini seviyorum. Herkese de teşekkür ederim. Kalırsam da gidersem de. Sana da yine aynı şekilde bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, kısmetse olur aşkın gücünde bu yeni sezonda ilk eleme heyecanını yaşıyoruz. Oylar kullanıldı. Haftanın favori yarışmacıları belli. Elimdeki çekin sahibi. Bu ilk haftanın birincisi. Evini koruma altına alacak olan yarışmacı. Erkekler evinin favorisi Mert. Tebrikler Mert. Çok teşekkür ederim. Benden çok çekeceksiniz. Geçmiş olsun. Ay teşekkür ederim. Seni de birbirinizi kutlamak isterseniz. En tatlı rekabetimiz böyle olsun. Teşekkür ederim. Şoka girdim Mert. Mert'cim yerine geçebilirsin. Onur sen de yerine geçebilirsin. Yerine geçebilirsin Mert. Ben de geçeyim. Geçebilirsin tabii. Ay çok mutluyum. Beyza'cığım seni dinliyorum. Söyleyecek her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Var mı? Pişman olduğum bir şey var mı? Keşke dediğim bir şey var mı? Yani pişman olduğum hiçbir şey yok. Ben yaptığım her şeyi gerçekten içimden gelerek yaptım. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Aklım yapamadıklarım var. Mutlaka. Bunu da söylemek istiyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Saçlarının rengi çok güzel olmuş bu arada. Teşekkürler Öykü Hanım. Fırsatını bulamamıştım. Bat. Genelde heveslerim kursakta kalır. Kalabalık bir yalnızlık ruhum daralır. Arkadaşlarım birazcık adaletsiz davrandığını düşünüyorum. Ve iki dışı bir davranmadılar. Üzgünüm yani. Tam da böyle söyledikleri bir kıvılcım, farklı bir heyecan zamanı. Evet. Söyledikleriyle yaptıkları arasında çelişkiler var. Ben bir şey diyemiyorum. Üzgünüm. Beyza'ya söylemek istediğin bir şey var mı? Buralardayız. Bu güçlenerek gelirsin belki. Olur, merak tabii ki etme. De. Hiç canını sıkma. Dönüşü de var. Ben de öyle düşünüyorum Öykü Hanım. O zaman döndüğümde ne yapacaklar onu çok merak ediyorum. Mutlaka bir hesaplaşma
söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki. Tatyana, var mı söylemek istediğin bir şey? Bence... Aramızda çok bozuk ama şimdi gidiyor. Ben de üzülüyorum bunun için. Sen buradasın, Beyza gidiyor. Bat'la Beyza bir aradaydı. Sen Batı yani... Bu ne söylemek istersin? Burada enteresan bir durum da var. Hani Beyza gidiyorsun, arkanda Tatyana ve Bat kalıyor. Aklın burada kalacak mı? Yani illa ki kalacak. Ben gittiğim için Tati'nin artık Bat'a karşı ilgilerinin biteceğini düşünüyorum. Artık bırakabilirsin Bat'ın peşine. Mandalinalarını kendi yiyebilirsin. Yani ben öyle söylemek istiyorum açıkçası. Çünkü ben gerçekten Bat'a karşı bir ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Sadece bana yapılan bir hareket olduğunu düşünüyorum Bat'a yaklaşıma. Gerçi zaten birkaç değil, bütün arkadaşların yarısından çoğunun ismini verdi herhalde. Ama Batın artık peşini bırakabilirsin Tati. Tatyana, var mı senin söylemek istediğin? Bol olsun. Efendim? Bol olsun. Öyle olsun demek istedi. Beyza'cığım, gerçekten çok dikkat çekici, çok gösterişli bir kadınsın. Teşekkür ederim. Karakterinle, duruşunla, tavrınla, tarzınla gerçekten sezona hızlı giriş yapan ve iz bırakan bir yarışmacısın. Bu bir son değil. Bunu her zaman biliyorsun. Kısmetse olur da geri dönüşler var. Geri dönüşler çok daha kuvvetli olabilir. Çok daha farkında, bilinçli ve nasıl davranacağını bilerek davranabilirsin. Buradakiler yıpranmışken sen taptaze geri dönebilirsin. Ne olacağı, ne yaşanacağı belli olmaz. Tıpkı hayatta olduğu gibi fırsat hiçbir zaman bitmiyor. Biri biterken yeni bir kapı açılıyor. Burada geçireceğimiz 100 günümüz var. Çok uzun değil. Sen göz açıp kapayana kadar belki de geri dönmüş olabilirsin. Bu ihtimal her zaman var. Teşekkür ediyoruz burada olduğun için, geldiğin için. Seni tanımak çok güzeldi. Şimdilik diyelim. Sizi vedalaşıyoruz. De tanımak çok güzeldi. Şimdilik vedalaşıyoruz. Alkışlarla vedalaşabilirsiniz arkadaşlar Beyza'yla. Doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlar. Seninle ne kadar kavga ettim. Gerçekten istemiyordum bunu. İçten biliyorsun. Konuşacağız. Evet. Seni elini sıkmayı düşünmüyorum. Şu zarafete bakar mısınız? Vedalaşmanın şu zarafetine. Beni eleyenler onlar, ne yapayım, kucaklayayım mı hepsini? En büyük cezayı vermiş olursun aslında ama. Şimdi favori yarışmacılarımızı biliyorsunuz Mert ve Yeliz olarak açıkladık ama bir evlere bakalım. Kimler kaç oy almış? Kızlar Evi ile başlayacağız sevgili izleyiciler. Yeliz 5 oy almış. Hemen arkasında 3 oyla Hasret geliyor. Tatyana da 2 oyla ilk 3'ü oluşturuyorlar. Erkekler Evi'ne bakalım. Mert 9 oy almış. Ozan